Fındıkları üstüne atıyoruz. Soğansız. Yani yanına aksesuar olarak ister, koymadın evet. Herhalde. Yani. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Şimdi sütlaça lokanta usulü dedin ya, evet. Ben Neşe'nin yorumunu merak ediyorum. Çünkü lokantada çalışmış, esnaf ustalık lokantada. Yapmış esnaf lokantasında. Yani öyle kafe, restoran yemeklerinden anlamam. Hı. İddiam yok. Bu ama lokanta senlik. Deyince bir tık öndeyimdir. Bakalım. Olmuş mu lokanta usulü? Ben beğendim. Hani yoruma girdim hemen ama yok beğendim. Onu sordum zaten. Yani oldu. Yumurta kırdınız mı? Afiyet olsun. Sarısı, yumurtanın evet. Sarısı, vanilin. Evet. Vanilya, nişasta. Yumurtanın hepsini sarısı çıktı. Çok önemli. Evet. Tamam bak. Ya pirinç oranı da güzel. Pirinçlerin patlaması da güzel. Pıtlaması güzel. Pişmiş mi pirinçler iyi bir şekilde? Pişmiş. Peki afiyet güzel olsun. Sevim Hanım. Ben de çok beğendim. Elinize sağlık. Ben de yumurtayı soracaktım size. Evet. Koymuşsunuz. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Filiz Hanım siz beğendiniz mi? Aldım orada. Beğendim. Niye öyle bir zorlama söyledin sanki? Yok. Genel olarak beğendim ama pirinci az olduğu için hani ben pirincini böyle kaynatarak özdeşen bir sütlaç severim. Özdeşmek, pirinci az mı olmuş? Pirinci az onu nişastayla bağlamış Gülşen Hanım. Pirinci yani kaynayarak canım, özdeşmesi gerekiyor. Nişasta. Nişastayla özdeştiği için nişasta tadı bilmiyorum ben. Canım, hani sütlacımı pilav yiyoruz diye bu da pilav olmasın dedim. Yok ben de pirinci çok sütlacı sevmem ama asla nişasta kullanmam. Sütlacımda. O ağır ağır kaynaya kaynaya. Pirinç yok şimdi. Pirinci var. Ama bu katılığı verebilmek için nişasta kullanmış. Tabii ki koyacağız. O hep kullanılır. Biz de kullanırdık. Üstelik biz 5 kilo sütten yapardık bunu. Hatta ben bir dönem yurtta çalıştım Kadir Bey. Kız yurdunda 1500 kişiye yemek çıkarırdık. Orada 30 kilo sütle yaptık biz bunu. Yani. Plastik kaseler var ya bugün mesela profetörü evet. Sunduğunuz. öyle şeylere dökerdik mermer tezgahın üstüne tek, 200-300 kase. Peki bir yani 2 kilo süt ya da 1 kilo süt ne kadar pirinç koyuyorsunuz Filiz Hanım? Ya ben 1 kilo süte 1 fincan. Ney? Kahve fincanı? Evet. Pirinç. Nasıl katılaşıyor ya? O kaynaya kendiline katılaşır. Gerçekten. Çay bardağı yani nişasta kullanmıyor musunuz? Hayır hiç nişasta kullanmam. Ben sütlacımda asla nişasta kullanmam. Mümkün değil. Bitmiyor mu kaynaya? Yok bitmez. Bitmez. Filiz Hanım ne kadar üstüme gelse de ben misafirperverliğimi bozmadım. Bozmam da. Çünkü o benim evime misafir olarak gelmiş. Pirinci ayrı haşlamıyorsun, yok, içine atıyorsun. Hayır. Yapanları da duydum evet. Bu arada. Var. Evet evet öyle. Hiç içine nişasta koymadın ama evet. O da süt bayağı kayna babam evet. Kayna. Kayna evet. Babam kayna. 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 O pirinç direkt pirinç sütün içinde oluyor. Pişer. Başka bir tat olmuyor yok, ki. Çok güzel olur. Ama ölçü aslında. Sütlaçta da olmuyor şimdi... Ama. Hayır, hayır biraz daha pirinçte doluyor diyorsun ya. Ama bak burada yani pirinç yok mu bunda? Pirinç yok mu demedim ben. Pirinci az olduğu için bu koyuluğu vermek için nişasta kullanmıştım. Bu pirinci az mı diyor işte Sevim Hanım da? Evet. Bu pirinci az mı yani? Yani biraz daha pirinç koyup kaynatarak bu koyuluğu vermesini nişasta isterdim. Nişasta koymamalı mıydı? Ben gerçekten size inanamıyorum. Aa, niye? Neden? Pilav gibi olur. Kadir Bey zaten bunun pirinci için... Nişasta koymazsanız pilav olmaz ki. Ben pirinci zaten çok sütlaç sevmem. Pirinci çok olmayacak sütlaç. Sen sevmediğin ama için kaynaya kaynaya... belki bu yorumu yapıyorsun ama... Yok ama bak tad olarak vallahi. Neden beyniniz yanıyor? Şimdi hayır pirinç yok derseniz ben bunda aramam lazım. Pirinç anladınız yok mı? Demiyorum. Sadece nişastayı görürüm ben. Ama ben her kaşığımı aldığımda ve yediğimde pirinci gayet dolu, iyi dolu, ağzımda dolu dolu oluyorum. Pirinci var ben de pirincine yok Filiz demiyorum. Filiz Hanım tencere ama... olarak söylüyor. Evet. Yani bu kayıyor vermek pilav için... Pilav gibi olacaktı diyor anladığım kadarıyla. Pilav gibi değil. Beğenmediniz mi lezzetini tadını? Tad olarak güzel. Güzel. Ama nişastara değil biraz daha kaynatarak özleştirirse daha anladım. Lezzetli olurmuş. İki saatin içinde olur muydu o peki? Sizin istediğiniz kıvama gelir miydi? Oluyor tabii oluyor, ki. Oluyor peki. Filiz Hanım bütün hafta boyunca hafta başından itibaren cuma gününe kadar asla hiçbir yemeği tam anlamıyla beğendim demeyecek. Sevim Hanım'ın fikrine katılmıyorum. Olması gereken neyse ben onu gayet de net söylerim. Çünkü benim ağız tadım var. Kendime de güvenim de var. Olmuşsa olmuş derim. Neden olmamış değil mi ki? Güley Hanım. Sütlacın harika olmuş. Peki. Afiyet olsun. Evet, puanlamaya gidiyoruz. Yarın zaten yarışacak yarışmacımızı biliyorsunuz Güley Hanım. Kendisi İzmir'den geldi. Son günü yarışmacımız. Hadi. Ve yarın 50 bin liranın sahibi belli olacak. Hadi bakalım bu hafta en amarat benim diyen 50 bin lira alan yarışmacı kim olacak? Yarın hep birlikte göreceğiz. Ben yarın çok farklı bir menüyle geleceğim. Arkadaşlarımı şaşırtacağım ve yarın 50 bin lira alıp gideceğim. Puan vermek üzere gidiyorum. Hepiniz hayırlı akşamlar. Yarın görüşürüz. Hadi bakalım. Teşekkürler. Gülşen Hanım, bugünkü emekleriniz için çok teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Yaptığınız yemeklerden keşkek ve sütlacı beğendim. Size puanım.
3. Gülşen Hanım bugün beklentilerimi %50 karşıladı diyebilirim. Çünkü ben biraz daha bir üst performans bekliyordum kendisinden. Dolayısıyla Gülşen Hanım'a puanım 3. Gülşen Hanım, deneyimli olduğunuza inanıyordum. Sizden beklentilerim yüksekti. Özellikle börek konusunda, ana yemek konusunda. Börekte beni hayal kırıklığına uğrattınız. Üzgünüm. Size puanım 3. Gülşen Hanım'ın menüsünde birkaç çeşit yemeğini beğendim. O yüzden puanımı veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.